Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Kaan'ın uygun fiyatlı yepyeni telefonu Kaan N2'yi inceliyoruz. Arkadaşlar telefonun en önemli iki özelliğini söyleyerek videomuza başlayalım. Birincisi zaten belirttiğim gibi uygun fiyatlı 1000 TL gibi bir fiyattan satılıyor günümüzde. İkincisi ise uygun fiyatının yanında çift kamera, parmak izi okuyucusu gibi özellikleri içinde barındırıyor. Şimdi tasarımdan biraz bahsedelim. Telefonda 5.7 inçlik IPS bir ekran yer alıyor. 2.5D yapılı bu ekranımız 1440x720 çözünürlüğe ve 18'e 9 en boy oranına sahip. Yani HD Plus bir ekranımız var. Çerçevelerimiz oldukça ince arkadaşlar. Bu da günümüz tasarım çizgilerini taşıdığını bize gösteriyor. Telefonumuzun arka yüzeyi parmak izi tutmuyor. Metal bir gövdeye sahip ve sadece 145 gram ağırlığında. Arka tarafta stabil çalışan bir parmak izi okuyucumuz var. Çok da hızlı okuyabiliyor parmağımızı. Ayrıca bu parmak izi okuyucusunun bir özelliği daha var. Ona çeşitli görevler atayabiliyoruz. Mesela bir internet sayfasında scroll yapabiliyoruz. Parmağımızı yormadan şöyle aşağı doğru kaydırdığımız zaman sayfa aşağı doğru iniyor. Ya da dilersek buna bir süre basılı tuttuğumuz zaman kamera açıkken fotoğraf çekebiliyoruz. Telefonumuzun alt tarafında çift ızgara var. Bu ızgaralardan bir tanesi hoparlör, yani stereo bir hoparlörümüz yok. Diğeri de mikrofon görevini görüyor. Bunların hemen ortasında da micro USB girişimiz var. Ayrıca kendi kulaklığını kullanmak isteyenler için herhangi bir dönüştürücüye ihtiyaç duymadan üst taraftaki 3.5 mm kulaklık girişinden müziğinizi dinleyebilirsiniz. Altın ve siyah renk seçenekleri mevcut telefonun. Ben siyah rengi daha çok beğeniyorum şahsen ama altın seviyorsanız da tabii ki onu da satın alabilirsiniz. Kaan N2 Android 7 ile birlikte geliyor. Ancak firma 2018 yılı içinde Android 8 sürümünün gelmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Kaan içine çok ufak tefek birkaç uygulama kurmuş ama öyle çok da fazla abartmamışlar durumu. Ayrıca radyo dinlemeyi sevenler için telefonun içinde radyo olduğunu da belirtelim. Kutu içeriğimizden de bir adet kulak içi kulaklık, tabii ki de adaptörü, şarj kablosu vesaire onlar çıkıyor. Ayrıca bir tane kılıf geliyor. Bir de ekran koruma filmi geliyor arkadaşlar. Yani zengin bir kutu içeriğimiz var. Tasarıma genel olarak bakmak gerekirse günümüz akıllı telefon trendlerini yakalamış şık ve sade bir tasarımı var. Şimdi biraz da kameradan bahsedelim. Telefonumuza çift arka kameramız var. Bir tanesi 13, diğeri 8 megapiksel değerinde. İkinci kameramız 120 derecelik bir geniş açıya sahip arkadaşlar. Yani yanımızda taşıdığımız bir aksiyon kamerası görevini görebiliyor. Şahsen ikinci kamerada geniş açı benim daha çok hoşuma gidiyor. Tabii bu tamamen tercih meselesi. Ancak şunu belirtelim, geniş açılı kamera gündüz çekimlerinde ana kameramızın biraz gerisinde kalıyor. Özellikle bol ışıklı yerlerde 13 megapiksellik ana kameramız bu fiyat bandındaki bir telefonun hakkını veriyor diyebiliriz. Ancak ortamda ışık biraz düşmeye başladığında kumlanmayı görüyoruz. Bunun yanında arka kameramızda bokeh efektini, yani arka plan bulanıklaştırma efektini de yapabiliyoruz. Ancak bunu yazılımsal olarak yapıyor. Yani o kısımdan da çok fazla performans beklemeyin arkadaşlar. En nihayetinde 1000 TL'lik bir telefondan da tabii ki de amiral gemisi performansını beklemek yanlış olur. Çift ton LED flaşı bulunan kameramız aynı zamanda 1080p videolar çekebiliyor. Yine video tarafına baktığımız zaman giriş seviyesi diyebiliriz. AIST özelliği bulunuyor. Elektronik imaj sabitleme özelliği. Tabii ki de optik olan kadar iş yapmıyor ama yine de fena sayılmaz. Ön kameraya baktığımız zaman 8 megapiksel değeri bizleri karşılıyor. Dışarıda gündüz ışığında günü kurtarabilirsiniz. Ancak düşük ışığa geçtiğiniz zaman belki memnun etmeyebilir. Tabii ki de kameradan ne beklediğinize bağlı. Ön kameramızda da yine tıpkı arka kameradaki gibi yazılımsal olarak alan derinliği yapabiliyoruz. Ayrıca ön kameramız 720p videolar çekebiliyor. Arkadaşlar şu anda sesimi Kaan N2 üzerinden kaydediyorum. Yani mikrofon bu şekilde kaydediyor. Kameramızı genel olarak özetlemek gerekirse tabii ki de giriş seviyesi bir telefon için oldukça yeterli. Ayrıca geniş açı gibi bir ikinci kamerası olması da olaya bence farklı bir boyut katıyor. Şimdi biraz da teknik özellik ve pil durumundan bahsedelim. Telefon MediaTek MT6750T işlemci, Mali-T860 grafik işleme birimini içinde barındırıyor. Uygun fiyatlı bir model olduğunu düşünürsek 3 GB RAM ve 32 GB depolama gayet yeterli duruyor. Ayrıca dilersek microSD kartıyla da hafızayı arttırabiliyoruz. 4.5G desteği bulunuyor telefonumuzun. Telefonu zorlamayacak, az grafik isteyen oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz tabii ki de. 3000 mAh'lik bataryasından da bahsetmek gerekirse bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor arkadaşlar. Ancak standart bir kullanımda siz çok fazla oyun oynuyorsanız işlemciye de çok fazla yük biniyor ve pil sürelerimiz tabii ki de daha kısalıyor. Ayrıca telefonda hızlı şarj desteği mevcut olduğunu da söyleyelim. 10 dakikalık PUBG'nin sonuçlarına baktığımız zaman şarjımız %76'dan %71'e düşüyor. İyi bir rakam diyebiliriz. Sıcaklığımız da 31 seviyelerinden
36 derece seviyelerine yükseliyor. Yani 5 derecelik bir artışımız var. Evet, artık son sözlerimize gelebiliriz. Kaan N2 tıpkı N1 gibi fiyat performans telefonu olmuş. Özellikle 1000 TL gibi bir fiyatı günümüz akıllı telefonları için düşündüğümüzde çift kamerası olsun, şık tasarımı olsun, depolama seçenekleri olsun bence telefonu cazip kılıyor. Yani uygun fiyatlı bir telefon arıyorsanız arkadaşlar Kaan N2'yi tercihleriniz arasına sokup değerlendirebilirsiniz. Ayrıca Kaan N2'yi tüm telefon satış noktalarında bulabiliyorsunuz. Bazı operatörlerde tarife ek cazip tekliflerle satın alabiliyorsunuz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte Kaan N2'yi inceledik. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki yanında duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.